Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinde göz açısı göstermek istiyorum. Zeytinde çok fazla gözenek yapısı olduğu için zeytinde her yerde patlama ihtimali var aslında. Yani gözün fazla olduğu noktayı seçmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar uyuyan gözler var. Ben çıkartırken şuradan çıkartmak istiyorum. Gözümüzün olduğu yerden şöyle bir halka açıyoruz. Yani çok fazla gözenekli bir yapı olduğu için aslında ne kadar çok almamız bizim için o kadar iyidir. Ve kabuğumuzu kaldıracağız. Yani bak buradan mesela aşı zamanı geldiğini anlayabiliyorsun. Her kabuğu kabuk soyuluyor. Aynı rahat bir şeyde kalkıyor. Ona yani bir anda açarsam kırılır. Onun için alıştır alıştır yapıyorum bak. Şimdi mesela böyle bir odacık oldu. Şu şekilde arkadaşlar bir pencere açıyoruz. Odacık aslında. Bunu da şu şekilde üzerinden bir çizgi, alttan bir çizgi ve şuradan haş yaptıktan sonra sadece bir tarafını, şöyle sol tarafını açtırıyoruz. Pencere açtık buradan. Ağaca su yürümüş, çok rahat bir şeyde kalktı. Şimdi bunu yukarıdan yerine yerleştireceğiz. Gözün ters koymamak adına buraya bir işaret koyarsanız, yukarıya çentik atarsanız, yani sonuç ters takarsanız ters büyüyecek. Onun için bu önemli bir şey. Şimdi bunu koli bandıyla saralım. Taraftan başlayacak şekilde saracağız şimdi. Evet arkadaşlar, bu şekilde bantladıktan sonra göz aşımızı 20 gün sonra bunu çözeceğiz. Ve şuradaki kapakçığı çıkartacağız arkadaşlar. Bunu açmak için isterseniz bandı sökebilirsiniz. İsterseniz direkt arkasından bunu çıkartabilirsiniz. Ben arkasından açmayı değil de bu şekilde açmayı tercih ettim. Evet arkadaşlar, yapmış olduğumuz aşı gördüğünüz üzere yeşil. Demek ki bir süre ben susayım, vallahi bir kuş ölsün yeterli oluyor. Evet arkadaşlar, şuradaki parçayı çıkartacağız. Şu şekilde buraya çıkartıyoruz bu kapakçığı. Zaten rahat bir şekilde çıkacaktır. Evet. Şu anda gördüğünüz üzere yeşil gözüküyor. Bakalım inşallah hayırlı bir şekilde buradan sürmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere kabuğumuz hala daha yeşil. 20 günden sonra geç kalırsanız biraz sıkıntı olabilir. Onun için açmanız gerek. Gördüğünüz üzere şuradaki yaralar artık kapanacak. Tamamen kendisini buradan kapatacak. Ve buradan artık yapmış olduğumuz çekişte aşımız buradan patlayacak inşallah. Anlatacaklarım bu kadardı. Şimdilik Allah'a emanet olun. İnşallah faydalı olmuştur.